Maktub'da 3 kurşun yarası var komiserim. Şu anda olay yerindeyiz, tamam. Adam ölmüş. Savcı bey gelir. Şu an olay yeri inceleme burada. Delilleri topluyor komiserim, tamam. Bagajı açalım. Arkadaşlar anahtar. Bagajı açalım. Patlamadı lan. Ötüyor, patlayacak, kaçın!
Tamam. Amca öldürülmüş. Ne? Amcayı öldürmüşler. Suikast. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Suikastin kim tarafından yapıldığını öğrenmek istiyorum Kılıç. Polat Alemdar'la konuşmanız bitti mi? Gerçek şu ki sen demiştiniz. Gerçek ölüm Polat Alemdar. Gerçek şu ki sen testereyi öldürdün. Benim Necmi ile 30 yılım geçti. 30 yıl güvenmek için yeterli bir süredir. Ama yanılmamak için değil. Benim için şahıslar değil, sistem önemlidir. Benim sistemimde Polat Alemdar'a düşen görev, testlerinin yerini almaktır. Şimdilik konseyin içinde değilsin, sadece bana bağlısın. Bu görevi bekliyordum. Tavsilatı sonra konuşuruz. Buyurun ben sizi geçireyim. Sakın bir daha Sayın Karahan'la söz vermeden konuşma. Sakın 30 yıl hukukun olmayan birine sakın deme. Çığlık attı. Burada olmanız yasak efendim. Benle ne alakası var? Çığlığı kim attı diyorum. Sorularınıza ben cevap veremem. Sen bir şey duymadın mı? Yukarıda kim var? Lütfen efendim. Bakacağım. Size yardımcı olamadığım için üzgünüm efendim. Burada birileri bağırıyor. Belki birilerini kesiyorsunuz. Aşağıdan yukarı çıkmak yasak oluyor. Benim evimde bana kim yasak koyacak? Babanız efendim. Thank you.
vazgeçin şu işten. Ne bileyim Elif Taş olduğunu. Kemik zannettim. Abla yakalanacağız. Eren, çekil ben kızacağım. Öf abla ya. Bu sefer Taş değil. Sözcü. Operasyon iptal, geri dön. Operasyon iptal, geri dön. Ne oldu ki? Hikmet abi, ne olur yavaş, incitmeden. Hasbinallah. Bir küçücük parça yeter. Abla çekilir misin şöyle, bayılacaksın. Tamam, biz alırız. O benim annem. Ne olursa olsun. Aç. Hadi kızım. Hadi Selvi'cim. Hadi aç kapıyı. Hadi çabuk. Selvi. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Hadi Selvi. Hadi Selvi. Çabuk. Hadi. Anne. Kızı dışarı çıkarın. Orada arabayı hazırlayın. Abla ne yaptın sen? Sen bizi koru. Çengelköy NATO yolunda arabasında seyir halinde çapraz ateşe alınarak öldürülen şahsın kimliği belli oldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden emekli kütüphaneci Aslan Akbey olay yerinde can verdi. Aslan Bey. Bir hafta içinde aksini söylemezsem bunu üstüne yazdığım adreslere elden ulaştırırsanız size sonsuza dek minnettar kalırım. Başına bir şey gelecekmiş gibi konuştu. Kim ne ister ki emekli bir kütüphane müdüründen? Ne yaptığını anlamadım. Biz Polat'ı ne diye çağırdık, sen ne dedin? Kılıç. Üstüme gelme. Üstüne geldiğim yok. Testere ölmedi dedik. Polat daha bir şey söylemeden sen testerenin ölümünü kabul ettin. Biri öldürdüğü için tebrik ettin, taltif ettin. Burada sana ve bana saygısızlık yaptı, göz yumdun. Benim kararlarımı mı sorguluyorsun Kılıç? Hayır, soruyorum. Neden? Sorulacak soru şu. Amca 30 yıl sonra karşıma çıktı. Ve neden, kim tarafından öldürüldü? Sen bana bunu söyle...
ben sana Polat'ı neden öldürtmeyip yükselttiğimi anlatayım. Baba, yukarıdaki kadın kim? Hoş geldiniz efendim. Abdurrey nerede? Çıktı abi. Arabayı hazırlayın Nevzat. Tek çıkacağım. Emredersin abi. Yolun sonuna geldik aslan amca. Testere sende, baron bende. Ali de Elif'te. Öğrenince ağzımı burnumu kıracak. Eski haline gelir belki. Memati, nasıl kendini vurdu? Dayı sen hastaneye yazın. Allah aşkına sorma. Tamam ulan anladık. Tez gelin. Bak gülüne tükür düğme. Kapıyı açıyor mu? Ulan Erhan. Ne halt karışıyorsun orada? Zaten burnumdan soluyorum. Aç şu kapıyı. Lanet olsun yüzüne. Bismillah. Zaten kızın suratı parçalanmış. Bütün hastaneyi ayağa kaldırdı. Şimdi birileri gelecek, rezil olacağız. Vallahi bırakma. Ben seni kaç yıl sonra buldum biliyor musun? Dayım her zaman velvele yapar. Ya o kadar teşrik mesaimiz oldu. İsminizi bile şey yapmadınız.
Üf, ne yapacaksın ismimi? Mesai dedim diye mi kırıldın gülüm? Gerçi ben sana gülüm demem. Gülün ömrü az olur. Güllü, gitmem lazım. Gitmek istiyorsan öldür öyle git. Ardından bakmazsam namert olayım. Her şey bitti artık. İstemiyorsan adını bilmezsem kahrolayım. Adım Gülümser. Ya Rabbim nasıl bir örgüm var? Ne örgüsü? Senin değil, Allah'ın örgüsü. Allah'ım o kadar büyük ki İstanbul'da kıyamet koparken bana cenneti yaşatıyor. Ne iş yapıyorsun? Canım senin yaptığın işin yanında biz ne yapacağız ki? Hizmet sektörü diyeceğim, yalan olacak. Sütlacım benim. Al bir kaşık daha. Ben öpmüşüm. Çığlığı kulağımdan gitmiyor baba. Ne demek sorma. Ayrıca burası nasıl benim evim? Düşünsene sen dolabını açıyorsun, karşına bir koruma çıkıyor. Bu gömleği alamazsınız diyor. Olur mu böyle şey? Safiye, şimdi hiç sırası değil. Cevap istiyorum. O kadın kim? O evde yaşayan tek kadın sizsiniz. O zaman az önce biri öldü. Hala tüylerim diken diken. Kızım, seninle konuşacağım. Ama şimdi değil. Ne zaman? Sonra. O zaman yanınızda oturacağım. Ya çok basit, korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Buradan daha güvenli bir yer yok. Ancak hak vermelisin ki alışkanlıklarımı değiştirmem zaman istiyor. Özellikle her şeyin üst üste geldiği bu günlerde. Ne geliyor üst üste? Her şey. Safiye, ben çağırana kadar lütfen odandan çıkma. Rica ediyorum. Nasıl bir bomba patladı? Ben camiden çıktım, ta sesi oraya kadar geldi. Bütün kuşlar muşlar uçtu. Ölü yaralı? Yok diyorlar ama o kadar ses çıksın, kimseye bir şey olmasın. O gün Galatasaray'daydım, İngiliz konsolosluğu patladığında. Ölü olmaz olur mu? Anladık, arkadaşın var da resmi rapor olmadıktan sonra neye yarar ki? Hikmet abi tamam, biz bir şüpheyle hareket ediyoruz da ben Ömer babaya, Nazif anneye nasıl söyleseydim Ali'nin mezarını kazdıracağımı, sence izin verirler miydi? Diyelim ki verdiler. Ya Ali değil, Ali değil deyip içinden Ali çıkarsa ne hissederler? Sen ne hissedersen onlar da onu hissederler. Ben hiçbir şey yapamazsam gider bir yere oturur ağlarım. 3 gün bızırdanırım geçer. Ne olacaksa bana olsun.
Sen ne dersen de. Bu adli tıp işi benim hiç kafama yatmıyor. Birincisi, bu adam senin arkadaşın filan ama nasıl illegal bir rapor verebiliyor? İkincisi, illegal rapor veren adamın uzmanlığı, güvenilirliği nerede kalıyor? Rapor falan vermeyecek. Söyleyecek, biz de ona göre yasal işlem başlatacağız. Adli tıpa mı getirin? Olur mu lan öyle şey? Gasilhane mi burası? Şüpheli ölümler otopsi için getirin. Allah rahmet eylesin. Hadi gidelim. Kolay gelsin memur bey. Nedir mevzu? Biz de çözemedik. Kurşunlama. Ne istemişler fukara kitapçıdan? Korsancı mıymış? Vardır bir korsan işi. Yoksa kim kitapçıyı vurur? Kan davası da değil. Baktım İstanbullu. Aslan Akbey. Kim bey? Akbey, Akbey, aslan. Aslan amca. Akrabası mısın? Aman bir yere kaçma. Kimlik tanığı lazım otobüsüne. Alo. Alo. Sakin. Sakin. Moran'a gidiyorum. Testere nerede diye soruyorlar. Bir telefon geliyor. Adamın amca söylüyor. Ben testere diye terfi ediyorum. Aslan'a geliyorum, dükkanı bombalanmış. Ulan Aslan Bey. Her şeyi yok edip ortalıktan kayboldum değil mi? Damar yolunu açın, tansiyonunu ve nabzını alın. Tamponu açın, acil piyasa cerrahı haber verin. Daha haberi yok mu? Hocam ameliyathanede bekliyor. Tamam çabuk. Doktor, iyileşecek mi? Hayatı tehlikesi yok. Kendini mi vurmuş? Niye ki? Bilmiyorum dayı. Dillendirmesinler Memati. Ölse murdar oldu, yaşasa korkudan eli titredi derler. Çocukların yanında dursunlar. Çikolata, şeker bir şey alsınlar. Oylasınlar işte. Tamam abi. Yeğenimin haberi var mı? Ziya Bey'e söylese söylese o söyler. Neredesin be adam? Efendim Memati. Abi Nesin abla. Kendini vurdu, hastanedeyiz. Hangi hastanedesiniz? Erhan'ın kaldığı hastanedeyiz abi. Tamam geliyorum. Polis gazeteci falan olmasın Memati. Ayarladım abi. Anladım efendim. Tabii. Biz Savcı Bey'in talimatıyla olayı gerekli hassasiyetle soruşturacağız. Bombalar hususunda arkadaşlardan henüz tafsilatlı bir rapor gelmedi efendim. Tabii ki, tabii ki. Sizinle de koordineli çalışacağız. Hepimizin başı sağ olsun efendim. Müdürüm, kitapçının aracındaki mekanizmayla patlayan yerler arasında bağlantı var. Arkadaşlar 3 kez sinyal gönderildiğini tespit etmişler. Ancak sadece kitapçının dükkanının mahzenindeki patlamayla alaka kurabildik. Diğer 2 patlamayı henüz bağlayamadık. Bombanın tam açılımını istiyorum. Emredersiniz. Öldürülen şahıs kitapçı olması hasabıyla örgüt bağlantıları da araştırılıyor efendim. Gerekli şubelerde bu konuda çalışmalarını yapıyor. Cevat. Kitapçı değilmiş.
Aslan Akbey bilinen isim. Şahıs Abbas Ustaoğlu. Kamu Güvenliği Teşkilatı diye bir birimin başıymış. İstihbaratçı mı müdürü? Ağa babası. Gel. Bir daha bana eksik bilgi verirlerse ne aslanırım ne üstlanırım. Ya o arabada da bomba olsaydı? Bir taşla iki kuş mu vuracaktınız? Bizi de mi götürecektiniz? Dünkü çocuk gibi konuşma pala. Adam kendini garantiye almış. Gizli yerlerini uçurmuş. Bakacağız. Olayın görgü tanığı 20 kişi var. Herkes ben gördüm der. Operasyon için teşekkür ederiz. Şimdilik sizin için bir görev yok. Rahatınıza bakın. Bir süre ortalıkta çok dolaşmayın. Biz gideceğimiz yeri, söyleyeceğimiz sözü biliriz. Siz rahat olun, bizi düşünmeyin. İstanbul bizim mekanımız değil. Bize batar. Ne yapacağız Safiye'yi? Bir şey söylemek lazım. Çığlık duydum diyor. Bilara da ayağa kalktı diyor. 15 yıl sonra ilk ses, ilk diriliş. Kızının geldiğini mi hissetti? Kızı bugün gelmedi ki Kılıç. Ama bugün yerleşti. Artık kafam çatlayacak. Amca karşıma dikilip diyor ki kalemimi kırdın. Ama bende sana ait bir hazine var. Evden çıkar çıkmaz öldürülüyor. O sırada karşımda Polat var. Bu görevi bekliyordum diyen bir adam. Polat çıktıktan sonra Safiye giriyor, bir çığlık duyduğunu söylüyor. Hemen arkasından bir kağıt geliyor. Nergis Hanım'a bir şey oldu, ayağa kalkmaya çalıştı, yere düştü diye yazan bir kağıt. Tesadüfe inanmam dedim. Ama inanmak zorunda olduğum bir sürü tesadüf var Kılıç. Amca öleceğini biliyordu. Bizi bir numaralı zanlı yaptı. Peki Nergis? Nasıl olmuş? Abi ben oradaydım. Konuştuk çıktım. Yukarıdan silah sesi geldi. Ne konuştun Memati? Senin intikamımızı aldığını, testereyi öldürdüğünü söyledim abi. Bir, yaptığımızı bir daha asla konuşma. İki, eğer birinin intikamını aldıysak bunu gidip asla sahibine iletme ki yaşama hırsı olsun. Üç, Memati kimin kızı olursa olsun o bir kadın. Haklısın abi. Biliyorum Memati. Bir deyince dedim ona kadar yolu var. Musa peygamber asasıyla Kızıldeniz'i yaracak ama sen bizi yekten suya attın yeğenim. Ne haber dayı? Erhan nasıl? O gülüne tükürdüğüm bir halt çeviriyor ama bu curcuna da çözemedim ipini. Abdülay nerede? Yoksa o ikisi mi bir şey karıştırdı? Abi sen gelene kadar Yahya Reis'e de haber ver. İyi yapmışsın. Geçmiş olsun. Mevzu ne? Bir kaza olmuş. Silah patlamış. Nesrin Hanım yaralanmış. Ameliyatta. Ziya abi cezaevinde. Ziya abiye böyle anlatılmaz mevzu. Her şeyi bilmek ister. İyi. Nesrin konuştuğu zaman dinler, gider anlatırsın. Şimdi git eve sahip ol.
Birisi bir kaza daha yapmasın, yoksa bana da anlatacak bir şey bulamazsın. Eyvallah. Söyle Şehmuz. Ziya Bey'den mahremimiz yok. Ağam, emrinizi yerine getirdim. Son lafı neydi Şehmuz? Babam nasıl izin verdi dedi ağam. İçmesine nasıl izin verdiysek öyle Şehmuz. Toprakla vuslat edek mi ağam? Yarına çıkmazsak göm Şehmuz. Ama sen gene de bekle. Başım üstüne ağam. İhtiyaçlarını hizmetli gardiyana verdim. Başka bir emriniz var mı? Böylesi çok ağır Ziya Bey. Büyük dağın dumanı da büyük olur. Hüsre var. Müdür bey, hele bize biraz daha müsaade et. Tabii ki. Bu gece sizin istirahatınız için reviri hazırlattım. Bilginiz olsun. Sağ olun. Rica ederim. Kasem olsun. Sabah kızımı gömmeye buradan çıkamazsam ya kendimi gömerim ya herkesi gömerim. En başta da bizi buraya yollayan Karahanlı'yı. Kaç kişi kaldılar ki? Bir kılıç. Bir de kalem. Vallahi savcı bey, avukat hanımla sizin yanınızda bize söz düşmez. Avukat hanım ne dediyse doğrudur. Takdir sizin. Yolda ölünce ne yaptınız? Ne yapalım, üzüldük. Mikrop da olsa bir can neticede. Hareket olarak ne yaptınız? Savcı bey, avukat hanım size ben mi vurdum dedi. Ben vurdum dedim. Yapmayın Canan Hanım. Tavuk mu vuruyorsunuz? Avukat hanım vurmadı mı abidin? Siz orada yok muydunuz? Vardım ama gözlerimi kapadım ateş patlayınca. Sese gelemem de pek. Sayın savcım, ortada bir yanlış anlaşılma var. O şerefsiz mikrop avukat hanımın silahını almaya çalışırken avukat hanım silah namuslu kabiliğinden vermeyince çıkan abede de kendini vurmuştur. Biz ne kadar da avukat hanıma siz yapmadınız, mikrop kendini intihar etti dediysek de hukuk insanı neticede. Koştu, haksız yere üstlendi. Zaten ortada bir cinayet olsa ne Tuncay abimi ne avukat hanımı zora sokar mıyım? Aslanlar gibi üstlenir yatarım. Bravo abidin. Aynen böyle savcı bey. Yapmayın beyler, komik duruma düşüyoruz. Canan Hanım, sizin gibi nazik bir kadın olayın sıcaklığında muhakkak gözünü yummuş, kafasını çevirmiştir. Bu hadiseyi en iyi gören kişi abidin. Abidin, cesedi ne yaptınız? Ceset ölünce bagaja koydum. Sonra? Sonra Tuncay abiyle avukat hanımın vidası kaldırmadı bu hadiseyi. Lavaboya gitmek üzere arabayı tahliye edip park ettik. Hala bulanıyor abidin. Bu bahsi geçelim. Geçtik abi. Döndüğümüzde araba da yoktu, haliyle cesetti. İyiliğinden söylüyor savcı bey. İyi de kardeşim, ceset nerede? Ölümü de mikropçu oldu savcı bey. Salgın resmen her tarafımıza sirayet etti. Avukat hanım siz çıkın. Hı hı. Adalet Bakanlığı ile gerekli yazışmaları yapacağım. Tuncay Bey ile Abidin Bey de ceset ve araba bulunana kadar emniyette misafirimizdir. Savcı bey, lanet bir huyum var. Başka yerde yatamıyorum. Lavaboya gidemiyorum, duş alamıyorum. Dişlerimi bile fırçalayamıyorum. Ya beni öldürün, bana bu zulmü reva görmeyin bir mikrop için. Ben hala inanamıyorum. Hele bugün olduğuna hiç inanamıyorum. Sizin burada ne işiniz vardı kızım? Öf anne, şimdi konu bu mu?
Hiç akrabası, kimi kimsesi yok muydu Ömer Bey? Biz varız ya hanım. Muhabbeti, dostluğu, evlatlarımız üzerindeki emeği. Bundan büyük ünsiyet mi olur? Ali ile abi kardeş gibiydiler. Çok kıskanıyordum onu. Aramıza giren mesafe gibiydi. Ankara'ya Aslan amcasının telkinleri yüzünden gittiği için ne çok kavga etmiştik Ali ile. Aslan amca önemli bir adamdı. Akranlarımız Tomix Texas okurken biz onu okurduk Ali ile. Bizim tek kahramanımızdı. Ama bizim, başkalarının değil. Yeryüzünde hepi topu iki hayranı olan, ki birisi de epeydir ölü, sıradan bir kütüphaneciyi, kitapçıyı kim üç kurşunla öldürür? Kim olacak? Derin devlet Hikmet abi. Dalga geçilecek zaman değil Eren. Polat'a haber vermek lazım. Aslan amca ile o da tanışmıştı. Durum iyi. Kanamayı kontrol altına aldık. Elimizden gelen en iyi şekilde iz kalmamasına özen göstererek operasyonu tamamladık. Ne kadar zamanda iyileşecek? Tamamen iyileşmesi 3 ayı bulabilir. Hemen yarın ayağa kalkabilir. Ağızdan beslenmesi dikiş alma sürecinin akabinde olur. Ki bu da 10 günü geçmez. Psikolojisi? Onun için psikiyatr konsültasyonu isteyeceğiz. Ne zaman görebiliriz? Kesin bir şey söyleyemem. Hakikaten ne yaptılar acaba? Ama 1-2 gün içinde Alo? Olabilir. Alo? Polat? Ne çıktı mezardan? Ne çıkacak Polat? Onun için aramadım. Hayırdır? Adli tıptayız Polat. Aslan amca ölmüş. Vardiye kitapçı. Ne amca? Aslan amca. Adli tıpa gelebilir misin? Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Hiçbiri yok. Anladın mı? Hiçbiri. Abi ne olmuş? Ölmüş. Kim ölmüş? Aslan amca ölmüş. Ne dedi Polat? Gelirim dedi, kapattı. Gelsin de biz de emniyet haricinde bir soruşturalım bakalım. Kim vurmuş, ne olmuş? Söylemeyeyim dedim ama... galiba istişare etmekte yarar var. Rahmetli ilk geçen bana geldi. Elinde bir zarfla. Ne vardı zarfın içinde? Bir dakika. Başıma bir şey gelirse bunu verdiğim adreslere ulaştır dedi. Zarf nerede Ömer baba? Ben götürseydim. Öleceksin Ali, öleceksin Ali, öleceksin Ali, öleceksin. Öldüm işte.
Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Unuttum bile. Geçmişin silinici, geçmişin silinici, geçmişin silinici. Kimse silemedi, sen silip attın. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Kimsem yok. Hiçbiri yok. Anladın mı? Hiçbiri. Ben ne yapacağım şimdi? Sırlar insanı aldatır. Beni aldattın. Beni yarı yolda bıraktın, çektin gittin. Beni bir başıma sırlarımla bıraktın. İki kişinin bildiği sır değildir. Aslan amca ölmüş. Vardı ya kitapçı. Amcayı öldürmüşler. Suikast. Bizi yalnız bırak. Ben bugün 30 yıl öncesine gittim neredeyse. Gerçek şu ki sen amca öldürülmüş. Ne? Amcayı öldürmüşler. Suikast. Başınız sağ olsun. Sağ ol. 15 yıldır hiç bu kadar konuşmana ihtiyacım olmamıştı Nergis.
Bugün sesini duyanlar olmuş. 15 yıl beklediğim sesi duyamadığıma çok üzüldüm. Bu mu? Bugün ne hissettin? Neden bağırdın? Ne olur söyle. Biz kaç kişiyiz Nergis? Sen yoksun. 30 yıldır oğlum yok. Kızımın hayatında biz yokuz. Kaç kişiyiz Nergis? 1, 3, 4. Siz gelene kadar tekim Nergis. Üçünüz için tekim. Beni daha fazla yalnız bırakmayın. İki kişinin bildiği sır değildir. Kaç kişiyiz? Kaç? Kaç kişi benim bilmediklerimi biliyor? Kaç kişi benim bildiklerimi biliyor? Maktul Türkiye'deki önemli insanlardan biri. İş yerinin patlaması neticesinde kendisine ait bilgi ve belgelerin çoğu tahrip olmuş. Ancak yaşadığı evi tespit ettik. Malumunuz o evde devlet için önemli belgeler olması muhtemel. O yüzden eve girmek için izninizi talep ediyoruz. İstihbarat girmeden siz girin. Hiçbir delilin karartılmasına ya da kaybolmasına tahammülüm yok müdür bey. Hoş geldiniz efendim. Artık karanlıkta bir şey kalmayacak. Aç şu ışıkları. Emredersiniz efendim. Tüm dengeler alt üst oldu. Buradaki 4 kişi yeniden, başlangıçtaki gibi dengeleri yeniden kuracaktır. Hiçbir şey yapamazsak yeni bir dünya kurar, orada yerimizi alırız. Bizden istediğiniz nedir? İlk olarak senden yarın sabahtan geç olmamak üzere Hüsrev ile Ziya'nın tahliyesini istiyorum. Devlet gücünü bize gösterdi. Tutuklama zaten ağır bir tedbirdi. İtirazla büyük ihtimalle üst mahkeme Hüsrev Ağa'yla Ziya abiyi tahliye edecektir. Devlet daha bize hiçbir şeyini göstermedi. Samuel, biz beceremezsek senin Aslan Akbey'i, yani amca kod adlı Abbas Ustaoğlu'nu kimin ya da kimlerin öldürdüğünü öğrenmeni istiyorum. Araştırmalara başladım efendim. Testere? 4 kişiyiz dedim Kılıç. Testere öldü. Artık ikimizin de bazı ölümleri kabul etmesi gerekiyor. Müzik
kız.